Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen ve fehmen ve ihlasen ve alhiqna ila salihin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ve in min şey'in illa yusabbihu bihamdi. Evet, inşallah bugünkü dersimizde iştigal konusunu, daha önce iştigal konusunu aldık. Şimdi onun temrinatını alacağız. Soruları da çözmüştük. Bu derste inşallah temrinatını alacağız. Ne diyor birinci soruda? Beyyin fil cümelle atiye fil cümelle atiyetil meşgule anhu ve i'rabahu ve beyyin hukmehu min haythu vücubin nasbi ev vücubin raf'i ev cevazul emreyni ma zikri sebeb. Evet. Biz teşhirimizde ele alırken konuyu biraz daha geniş açıkladık. İşte vücubur ref, refi vacip olduğu durumlar, nasbı vacip olduğu durumlar, iki vecihin caiz olup nasbı eftal olduğu, iki vecihin caiz olup refi eftal olduğu ve iki vecihin de caiz olduğu, yani iki vecihin aynı derecede, eşit derecede caiz olduğu durumlar diye bu şekilde görmüştük. Yani beşli kısmı ayırdı. Kitabımız üçlü kısmı. Zaten bu diğerin hepsi daha iyi olduğu, ettiği vesaire hepsi cevaz kısmına giriyor. O yüzden bu daha kolay. Biz de böyle yapalım. Birincisi mesela eşşeriru, şerir ne yap? İçtenibuhu, ondan sakın. Şimdi burada eşşeriru mu diye okuyacağız burada. Eşşeriru mu diye okuyacağız. Yani bunu müpteda yapacağız. İçtenibuhu, ondan sakın diye. Eğer bunu müpteda diye okursak biz buna haber diyeceğiz. Fakat biz dedik ki haberin bu şekilde inşai cümle gelmesi, yani emir cümlesi şeklinde geldiği durumlar azdı. Ondan dolayı demiştik ki evet, burada ikisi de caizdir. Eşşeriru da caizdir, eşşerire de caizdir. Bu şekilde iştigal üzerine mansubiyeti de ve yine iptida üzerine merfuiyeti de caizdi. Fakat demiştik ki ney efdaldir burada? Eşşeri reh efdaldir. Çünkü haber cümlesi olarak gelmesi caiz olsa bile ne? İnşai cümlelerin bunlar azdı. Evet, bu şekilde. Ama siz kısaca yani cevazil emreyn diyebilirsiniz yani. Evet. İkinci soru. Evet, buyurun Aile Hocam. Aile Hocam. Buradayım hocam. Evet. Baris tezgahı diyelim. Çünkü ne nasıl okuyacağınıza şimdi karar vereceksiniz. Baris, evet. Meta. Baris. Meta. Tezuruha. Evet. Ne olur burada sizce? Hı. Şimdi iki ihtimal var. Ya cümle olacak, haber. Ya da şey olacak. İhtisas olacak. Burada engel olan bir durum var mı? Hemen önce vaciplere bakın her zaman. Önce vaciplere. İsmin vacip olduğu yer az zaten. İza fücaiye hocalarım. İza fücaiyedir. Bir de önüne geçmesi caiz olmayan edat olursa. Mesela onun hakkı sadaret hakkıdır. Yani onun öncesinde biz sonrasındaki kelimenin öncesinde amel etmesine izin veremiyoruz. Niye veremiyoruz? Bunu da ben yapayım, sonra siz yapın o zaman. Meta mesela burada hocalarım öne geçme hakkı olan edatlardandır. İstifham edatları, bunlar öne geçme hakkı olan edatlar. Ne demek bu? Yani sonrasında gelen lafız bunun öncesini atlayıp amel edemez burada. Çünkü bunun öncelik hakkı var. Demek ki bu burada geldiyse bu şu cümlenin başıdır. Cümle buradan başlıyor demektir. Bu öncesi başkadır. O yüzden barise müpteda diyeceğiz. Buradan anlaşılan manada evet, haber diyeceğiz. Evet. Efendim? Barisun diyeceğiz. Evet, barisu diyeceğiz. Bu vücuben reftir. Refin iki yeri vardı zaten. Bir tanesi burasıydı. Evet, bundan sonraki ne yapın Aile Hocam? Leytemel vakt, evet. Leytemel vaktu. Leytemel vaktu. Veya vakta, vakt diyelim. Yani belli olacak. Saraftuhu fîmâ yücdi. Yücdi. Evet. Ne diyor anlamı öncelikle? Keşke. Evet. Vaktini ne yapsaydım? Saraftuhu. Saraftuhu.
Sarf tuhu. Sarf etmesi. Sarf. Etmeseydi mi? Orada etmeme nerede olumsuzu? Etme yok. Evet. Tima yücdi. Yücdi neydi? Faydalı manasında. Fayda sarf etseydim. Heh, keşke vaktimi faydalı işlere, faydalı şeylere sarf etseydim diyor. Evet, güzel. Evet, ne olur burada sizce? Vaktu olur. Vaktu. Neden vaktu olur sizce? Beyte geldi başına. Nasıl? Evet, bu sabah derslerini ben o yüzden biraz çok şey yapmıyorum. Sabahları da çok düşük verimlilik oluyor yani. Evet, burada neden dolayı? Bakın, biz bunu zikretmedik ama yine aynı şey. Hatırlarsanız biz şunu görmüştük. Bakın burada ma maul kaffe. Bunun başına maul kaffe gelmiş. Leyte ma. Bu maul kaffe geldiği zaman şeylerin, inne ve kardeşlerinin başına ne iş yapıyordu maul kaffe? Onların amelini engelliyordu, değil mi? Mesela inne ma doğru, geliyordu. İnnemel mu'minun. Artık müminine olmuyordu. Amelini engelliyordu. Niye? Çünkü neden engelliyordu? Hatırlıyor musun sebebini? Çünkü bunlar normalde isim geldikleri halde kendilerinden sonra bu şekilde ma geldiğinde bunların ismi olan ihtisasını iptal ediyordu. Ama leyte hariçti. Leyte hala kendisinden sonra isim gelmeye devam ediyordu. O yüzden burada el vaktu diyeceğiz. Çünkü leyte kendisinden sonra yine isim gelmesine muhtastır. Leytemel vaktu saraftuhu. Keşke vaktimi faydalı işlerde harcasaydım. Evet. El ehramı, bunu yapın Aylo Hocam. Aylo Hocam soruları bir taneyi doğru yapana kadar ilerleyeceğiz. Hocam biraz alışayım ben, siz devam edin de. Bir bakalım işte, yapın, alıştırmaya çalışıyoruz. Evet. Bunu herhalde yaparsınız yukarıda yaptığım örneklerden biri. İnne şahitteha behretke. Behretke, evet. İhramı. İnne şahit. Ne demek istiyor burada? El-ehram ne demek ehram? Ehram ne diyorlardı bu şey Mısır'daki? Piramitler. Piramitler demek. Piramitler. Eğer onları seyredersen diyor, hoşuna gider yani. Hayret edersin, sevinirsin yani. Evet. Ne olacak burada sizce hüküm? El-ehramu mu el-ehrame mi? El-ehramu. Niye? Mütela. Niye? Niye işte onu soruyoruz. Yani hükmü ne? Vacip mi? Caiz mi? Vacip. Niye? Vacip. Yok. Eğer başına şey gelirse vacip oluyordu değil mi hocam? İsmi hasbi edat gelirse vacip oluyordu. Sonra ya ismi hasbi edat gelecek yukarıdaki leytema gibi. Ya da bunun içinde Ya da ne olacak? Ne oluyordu? Şey oldu. İzafü cahiyeden sonra. İzafü cahiyeden ismi... sonra geldi. O da aynı. Yani neye has? İsmi has bir edat gelirse. Aynı. Ya da kendinden şey, öncesine için, amel etmesine engel olduğu için hep tercih ediliyordu. Tamam, hadi söyleyeyim bakalım. Evet. Bu zahir olduğu için hep tercih edilmiş değil mi hocam? Neyden dolayı? Zahir olduğu için. Yani size göre tercih mi diyorsunuz? Yani ehrame de caiz, ehramu da. Yani tebaa yani. Başka ne olabilir ki? Yani başka o herhalde ben. Gördüğümüz konu iştigal olabilir mi? Zaten yani iki ihtimal. Yani herhalde biri bu değil miydi hocam? Yani müptedâ olduğu ortada. Niye müptedâ? Onu soruyorum işte yani. Müptedâ ise neyi? Deliliniz ne?
Yani bir şey söylüyorsunuz, kafanızdan mı atıyorsunuz yoksa bir deliliniz mi var? Neye göre müpteda? Neden iştigal değil? Şey mi yapıyorduk ya, bir madde vardı da. Yani zaten iştigal veya müptedâ olacak. Başka bir ihtimali yok yani. Biz sebebini merak ediyoruz zaten. Fiil affedersi şey getiriyorduk. Nasıl oluyor ya? Daha yukarıda yaptığım şeylerden dedim. Bakın çalışmamışsınız dersinize. Yukarıdaki yaptığım şeylerden dedim size. Evet. İn var burada. İn kendinden sonraki gelenin öncesini amelini engelliyor. Çünkü bu edat, şart edatları, istifham edatları bunlar hakkı sadaresi olan, yani öncelik hakkı olan lafızlar. Cümle buradan başlıyor demektir. Buradan başlıyor. Şart ve cevap. Ne dedik? Hiçbir zaman cevap cümlesi ve şart cümlesi şart edatına takaddüm etmez. Yani biz ehrama burada eğer ki iştigal dersek ne olmuş oluyor? Bunun mamulü ona takaddüm etmiş, önüne geçmiş olur. Bu da caiz değil. O yüzden ref olmak zorunda, vacip. Evet. Bir sonraki bunu da örneği geçti. İnşallah bunu yaparsınız. Evet. Yapacağım. Geçsek mi? Ne yapsak? Hayır, benim. Devam ediyoruz. Esadi bu la tedayi. Tudayyi'ahu. Arkadaşını zayi etme diyor. Evet, hocam. Zayi etme diyor arkadaşını. Yani. Arkadaşını zayi etme, harcama. Ha, zayi etme. Ne olur burada? Esadi bu olur. Şimdi ne diyeceksiniz? Yani zaten amacımız o derste. Biliyorsunuz bizim yapımızı. Şıkkı yanlış söyleyin. Es-sadika deyin ama doğru açıklayın. O doğrudur. Ama doğru söyleyip yanlış, evet, açıklarsanız doğru. O yanlıştır. O yüzden zaten şıklı soruları sevmiyorum. Evet. Sebebi ne? La'dan dolayı herhalde. La ile ne alakası var? Attım hocam. Böyle olmaz ama. Hocam, böyle olmaz yani. Bu biraz önce bunu çözdük yani. Biraz önce çözdük. Yukarıda aynısını çözdük örneği yani. Yani hani tamam, derse çalışmadığını dinlemiyorsunuz da o zaman. Eşşeriru içtenifu. Aynı mantık. Aynı mantık. Es-sadiku la tudayyi. Emir cümlesi olduğu için iki vecih de caizdir. İki vecih caizdir. Ancak ne vardır? Haber emir cümlesi olarak gelmesi az olduğu için demiştik ki es-sadika daha efdaldir. Ancak ikisi de caizdir. Es-sadiku da caizdir. Es-sadika da caizdir. Ancak emir cümlesi olarak gelmesini, inşai cümle olarak haberin gelmesini caiz saymayanlara göre olsaydı o zaman kesinlikle es-sadika diye vacip olması gerekirdi. Ama dediğim gibi buradaki ihtilaf cumhurun kabulü emir cümlesi olarak gelebilir yani. Evet. Buraya geçelim. Lev la himmeten aliyeten tebzülüha fetuşker. Evet, bunu yapın. Burada ne gelecek? Burada ne var diye Levla neylerden? Şart edatlarından. Ne olur o zaman? Fiil geldiyse fiil as olacak. Levla tebzülü himmeten aliyeten takdirindedir, değil mi? O zaman da nasf olacak vücubu. Evet, bunu yapın. Bu da yukarıda yaptıklarımızdan biri. El malu. Le hafiz tehu. Sen onu korursan, mal yani, sen onu şayet korursan o da seni korur. Evet. Le
Ya ben konuyu bir daha çalışayım. Olmamış benim bu konu. Oturmamış. Yani ne zaman çalışacaksınız sorma sayayım. Size göre derslerimizi uyduralım istiyorsanız. Müsait olduğunuz zamana, yani Çok çalıştığınız özür zaman dilerim bize haber gerçekten. verirseniz biz de o güne hemen ders koyalım o zaman. Evet, Zeynep hocam size Hayır, geçelim. anladığımı düşünüyorum ama niye yapamadım onu da anlamadım. Yani evet falan da çıkarttım. Ama anlamamışım yani. Evet. Soruları demek ki çok bakmadım. Anladım. Tamam Zeynep hocam size. Zeynep Tamam hocam. hocam, zaten biz iki Evet. kişi bir aradayız hocam. Biraz benden kaynaklandı bu durum. Estağfurullah. Benim bu hafta sonu sınavlarım var. Öyle olunca da çalışmayı teklif etmedik. Birlikte çalışmayınca biz böyle oluyoruz hocam. Tamamdır. Yani buradaki şeylerin amacı sizde konunun oturması. Konunun Evet. teşhirini aldık. Konunun şeyini aldık, metnini okuduk. Şimdi burada geriye sadece oturması kaldı ama demek ki hiçbir işe yaramadı gözüküyor. Yani bir tane bile doğru şu ana kadar ulaşamadık. Demek ki yani konu hiç anlaşılmamış yani. Ya anladığını düşünüyorum aslında hocam ama yani aslında yaparım ama Yani olmuyor. bu Niye ders şöyle? de derste yapılır hocam o. Yani bitti daha yok yani. Bu saatten sonra anlayıp anlamadığınızı tespit edemeyeceğiz. Çünkü bugün bitireceğiz bu konuyu. Daha yok yani. Her zaman söylediğimiz bir söz var. O dersi alıyorsanız onu bir fırsat görün. Çünkü bir daha o derse dönmeyecek. Bir daha iştigali kim bilir kaç yıl sonra mı denk gelirsiniz? Ne zaman denk gelirsiniz? Yani bu sizin için bir fırsattı. Yılda birkaç kez gelen. Bu iştigali kaçıncı görüşünüz? İkinci görüşünüz herhalde. Konu olarak. Yani bir daha belki ne kadar gelecek? Kaç yılda bakın iki kere geldi. Yani dolayısıyla bu tip konuları her zaman söylüyorum. Bir fırsat göreceksiniz, anlayacaksınız, bitireceksiniz. Sonra unutma hakkınızı kullanabilirsiniz. Tekrar dönüp baktığınızda hatırlarsınız ama görünüşe göre konu hiç oturmamış. Konu hiç oturmamış. Bu sefer de ne oluyor? Fırsat kaçıp gidiyor yani. Fırsat sizi beklemez yani. Eğer vaktinizi düzgün ayarlamazsanız, ders düzeninizi düzgün kurmazsanız hem hepsi iç içe girer, hepsi karman çorman olur ve hiçbirinden de istifade edemezsiniz yani. İlim talebelerinin yaptığı en büyük hatalardan biri o. Yani o düzeni, o ders düzenini doğru oturtturamıyor. Bu sefer ne buradan öğreniyor? Buradan kısıp başka yaptığı şeyleri de düzgün yapamıyor. Bu sefer buranın baskısı oluyor vesaire. Mesela bugün belliydi ders olduğu yani. Bugün ders olduğu belli. Oturacaksınız. Ona göre ne yapacaktınız? Dün dersiniz yoktu mesela. Oturup onu bakacaksınız soruları. Anlamadığınız yeri gruba yazacaksınız. Bunu daha önce kaç kere söyledik yani. Evet. Devam edelim. Zeynep hocam evet. El malumu malemi ne gelecek? Şimdi konuyu şöyle hatırlıyorum hocam. Basit iki yerde El vücubu ref olacak. malumu Yani refi vacip malemi. olacak. Nerede? İki yerde. Bir tanesi kendisinden önce ismi has bir edat gelirse. İkincisi ise hakkı sadaresi olan bir lafız ona dönmeye izin vermediği durumlar. Yani onun iştigali olabilecek fiil. Fiil orada. Yani onun amil olduğu fiil. Ona engel olmasına engel olan, yani ona dönmesine engel olan bir edat gelmiş olması lazım öncesinde. Yani öncesiyle amel etmesini engelleyecek. Bu durumda reftir yani. Vücuben reftir. O zaman ne? İki tane dedik. Şimdi burada şey yok. İsmi has olan levden sonra kafeste. Bu ne? Yok. Fazeke. Eğer onu ezberleseydim Ezber değil, şu korusaydın, muhafaza etseydin, eğer yani korusaydım mal ezberlenmez. Evet. La yani hafazake. o O da malı seni duruyor. korurdu yani. Şu levle alakalı bir şey var değil mi hocam? Tabii onunla Yani alakalı bu bütün konu. Şu anda onunla durum. alakalı olarak ref olması gerekiyor. Ne olacak? Hükmü? Yukarıda çözdük, aynısından iki El kere çözdük. mahlu, el mahlu hocam. Niye ama niye? Yukarıdan iki tane çözdük. Bak hangileri? Bir tanesi dördüncü soru.
Diğeri de ikinci soru. Hocam hakkı sadari oluyor burada. Aynen. Lev değil mi? Burada öncelik hakkı olduğu için başlangıç buradan başlar. Bu öncesine, bunun önüne geçip de amel edemez. Yani lev böyle ortada gelmiş gibi olamaz. Eğer bu cümle komple bir cümle olsaydı, bir cümle. Yani levli cümle, hafize bunun amili olsaydı, bunun öne geçmiş. Öne geçmiş yani mefulü gibi sayıyoruz ya, sanki burada gizli bir hafize var vesaire. O zaman lev bunun gerisinde olamazdı. Lev en başa geçerdi. Yani burada hafize takdir edeceksek lev bunun başına geçerdi yani. O yüzden burada vücubu ref. Evet. Bir sonraki Zeynep hocam. Tamam. Elma sadakaten acileten tukat dimuha lil fakir. Fakir. Bu eli ne diyor anlamı? Efendim? Anlamı ne? Fakirlere acil bir sadaka sunmaz mısın gibi bir anlamı. Evet, var. Sunmaz mısın? Aynen öyle. Fakirlere bir acil bir sadaka sunmaz mısın? Zaten şeyi de muhatap olarak getirmiş hocam burada. Şu ela bir şeyi sebep olmuyorsa burada mağsup olması gerekir. Neden? Çünkü buraya mağsup bir fiil takdir edebiliyoruz. Niye edemeyelim? Hepsini de edebiliriz. Mağsup fiil takdir etmekten kolay ne var? Şu elayı saymamıştık. Saymış mıydık hocam? Saydık. Ela çünkü tek başına değil değil mi? La nafiye, ele hemze, istifham. Bunun da sadaret hakkı var ama şeyin başına gelmesi gerekirdi. Tukat-ı Muha'nın başına geldiğinde olabilirdi hocam. En başa geldiğinde bir sıkıntı yok herhalde. Yani sonuç? Ya mansup hocam, mansup olması mantıklı geliyor. Yani mansup olarak okumak gerekiyor. Gerekiyor diyorsunuz ama sebebini bilmiyorsunuz. Yani engel bir durum olduğunu düşünmüyorum. Engel bir durum yoksa hocam, engel bir durum yoksa ref zaten zahirdir. Yani açıklamanız konunun en temel mantığını yerle bir ediyor. O da ne? Eğer ki bir engel yoksa reftir zahir olan zaten. Demek ki bir engel olması lazım refe. Eğer nasp diyorsunuz, bir yandan da diyorsunuz ki nasp engel bir durum yok hocam. Zaten bizim konunun en temeli ref zahirdi. Ama refe engel bir durum var mı diye bakıyorduk biz. Burada engel bir durum neydi? İstifham. İstifham edatlarından sonra. Eğer kendisinden sonra fiil geliyorsa cümlede istifham edatları fiile has olur o zaman. Ela tukaddimu sadakaten acileten tukaddimuha takdirinde olur. Fiil geliyorsa istifham edatlarının fiile has olmasının şartı neydi? Kendisinden sonra yani hayyizinde bir fiil olması. Yani kendisinden sonra bir fiil gelmesi. Ama meta nesrullah gibi fiil gelmezse o zaman o fiile has olmaz. Evet. Bir sonraki. Vatan yoktu. Ela terfe uhu. Evet. Vatanuke mi, vataneke mi? Vatanuke diyelim hocam. Niye? Bugün de nedense maşallah. Hepiniz doğru yapıyorsunuz ama bir tane sıfır açıklama. Yani şeylerde sorun yok. Sanki böyle yazmışlar gibi önünüze. Hepsini doğru yapıyorsunuz yani ama açıklama sıfır yani. 9'da 9 ha. Ciddi söylüyorum bak. Bütün söylediklerinizi Aylı hocam da siz de 9'da 9 yaptınız ama şey yok. Yani bir tane bile açıklama alamadık henüz. Önümüzde yazması mümkün değil. Çünkü yani bakmadık. Buraya. Yani onu diyorum yani. Şeyde yanlış yapmıyorsunuz ama tutturmada şey açıklamada yok. Evet ne olacak? Mübteda dedin. Neden? Burada haberin başına ela geldi. Manasını vermeye çalışsak hocam. Hı hı. Yani o vatanını ayağa kaldırmaz mısın yani? Kaldırmaz mısın? Evet, başa getirmedi bu sefer, ortaya getirdi. Yani?
hoş. Ha, Elif geldi yine, değil mi? Bu da sadaret hakkı hocam. Ha, sadaret hakkı var değil mi? Hemzenin istifam olduğu için sadaret hakkı var. Sadaret hakkı olunca ne oluyor? Mabadi makablinde amelete edemiyor. O yüzden vatanuke burada müptedadır. Ela terfa'uhu cümle olarak haber cümlesidir. Evet, yani ayrı tek yani başına cümledir. Ayrılmak zorunda. Tamam, ayrılmak tamam. Zorunda. Çünkü evet, haber kendi başına bir cümle. O zaman ela yine başta olmuş oluyor yani. Ama biz burada mansup yaparsak ela başta olmuyor. Çünkü bu komple bu cümle oluyor. Bu cümlede ela ne yapmış oluyor? Ortaya gelmiş oluyor. O zaman caiz olmaz. Evet, bunu yapacağınıza inanıyorum. Bu üçüncü geçişi çünkü. Celisuke ansifhu. Celisuke en yukarıdaki şu kısa şeyler gibi. Ansifhu. Celise. Şu hu celise dönebilir. Zaten yani iştigalin sureti o hocam. Hepsinde dönmek zorunda. Yani zahiren ona dönüyor yani. O bir kesin yani. Zaten o dönmezse kitabı kapatıyoruz. Çünkü iştigalle bir işimiz yok. Döndüğü için zaten iştigal oluyor. Yani bu örneklerin hepsinde geridekine dönüyor. Tamam, şey anlamadım hocam. Neyse. Hocam ikisi de olabilir. Çünkü şimdi doğru cümleyi söyleyeceğim. Ref olmasına engel olan bir durum yok. Ama ille de ref olmak zorunda değil. Nasf da olabilir. Niye? Nasf olmasının sebebi ne? Zaten şeyin işte böyle sureti bu şekildeydi. Celi iseke ensifhu. Yani buradaki buraya bir fiil takdir edebiliriz başına. Ya da geriye dönebiliyor zaten. Yani bir hangisi o zaman tercih edilir? İkisi de olabilir, tercih şimdi edilebilir. İkisi de eşit tercih ediliyorsa biz ne dedik? Tercih ederim ben. Ama tam tersi. Tam hocam tersi. Şu emir değil mi? Heh, emirden dolayı değil mi? Emir geliyorsa haber. Haber emir gelmez. Haberin emir gelmesi gelir, caiz. Gelmese zaten vacip olur o zaman. Gelir, caizdir ancak azdır. Az olduğu için o yüzden celiseke diye tercih sebebimiz celiseke. Cevazül emreyi sorun yok ama celiseke bizim tercihimiz burada. Niye? Çünkü haber olarak baktığımızda cümleye müpteda haber, haberin emir olarak gelmesi az olduğu için. Evet. Bir sonraki 10. soruya geldik. Herhalde 5-5 gidiyoruz. Aile hocam size haraçtu feizel gubaru tusiruhu riya. Haraçtu feizel gubaru tusiruhu. Tusiruhu evriye. Hocam burada şey var. İzan fucaiye var. O yüzden bu cümlede izan fucaiye'den sonra isim gelmesi gerektiği için şey olacak. Ref olacak. Değil mi? Kesinlikle müpteda olacak. Yani el-gubar burada müpteda. Zaten harekelemiştin. Ya harekelediyse ne olacak o zaman? Yani rüzgar ne yapıyor? Gubarı, tozu ayağa kaldırıyor. Yani çıktım. Bir de bir gördüm ki rüzgar tozu dumana katmış gibi. İda fücaiye burada vaciptir refi. Güzel. Bir sonraki. Şimdi ben mi hocam? Evet. İzel ekseri zer bu ne? Zer zürfa mı? Zür zürteha. Teşahede zürteha. Gaben zürteha teşahede fe şahid. Okurken manadan bağımsız okuyorsunuz. O yüzden mantıksız okuyorsunuz. Yani orada şahede kim izleyecek? Yani zürteha dedi. Sen bak dedi. Sonra o gördü mü diyecek. Sen gör diyor yine değil mi? Zürteha sen ziyaret ettiğin zaman aksarı şahid gör diyor. Neyi? Mekabiri derken onu cezmeden şey ne? İzafet mi var dedim de. Şahid emir geliyor ne olacak? Mekabira el meliki. Evet 30 dakika oldu daha şu anda birinci sorudayız. Evet. Evet ne gelecek burada? Hocam. Bir dakika anlamına ne diyordu hocam? Evet burada da
izah ile geldiği için ne olacak? Ref şey yok, bu başa geldi ama. Tamam. Ne olur o zaman? Tabii ki nasb olacak. Niye? İza neye hastı? Şart edatları. Şart edatları neye hastı? Fiile hastı. Sadece iza ve inde değil mi? Böyle isim geliyordu zahiren. Onu da biz ne yapıyorduk? Fiile yapıyorduk. Cümlenin takdiri iza zürtel aksara zürteha takdirinde. Bu şekilde demiştik. Evet. Bir sonraki. Femen nefsehu saniha entezille ya'i seyyiden ve yamut seyyide. Evet, nefsehu saneha. Bakın burada kim nefsini korursa. Saneha burada korumak değil mi? Nefsini korursa zilletten. O zaman ne olur? Efendi gibi yaşar, efendi gibi ölür. Burada ne olur? Nefsehu veya nef... Zaten nasip etmiş burada. Sekiz sebebini söyleyelim. Heh. Şart edat olduğu için ne olacak? Şart edatları fiile has. Güzel. Bir sonraki. Keyfe mecdu veya mecdel biladi tebnihi. Nasıl bina edersin sen, nasıl imar edersin şehrinin yani ülkenin yüceliğini yani. Eğer sende bir görüş yoksa, yani herhangi bir fikrin yoksa ve bizim içerimizde yani bizde herhangi bir fikir yoksa ve bir sebat yoksa o zaman biz nasıl ülkemizin yüceliğini inşa edebiliriz? Evet, ne olacak? Burada da istifamlar fiillerine has gibi dedik ya, o yüzden yine meful. Yine meful değil mi? Niye? Çünkü meful bihi olacak çünkü kendisinden sonra şey geliyor dedik. Fiil geliyor. Fiil geliyorsa ne oluyordu? Ona has olmuş oluyordu. Evet. Bir sonraki. Mehmal ve imen. Mehma le'ime veya le'imu kavmi ekremtehu. Ekremtehu. Yani buradaki soru şeylerini kullanmışlardı. Buradaki mehmada ya şart anlamında değil mi? Şart. Aynen yine şart anlamında. Ne olacak burada? Le'imu mu le'ime mi? Le'ime. Le'ime değil mi? Şart edatları yine hastır fiile. Eğer fiil bu şekilde bakın. Mehma. Çünkü zaten şart edatların özelliği neydi? Bir tane ne geliyordu? Fiili şart adı üzerinde diyoruz değil mi? Fiili şarttı en baştaki. Sen kavmin levmedilene ne yaparsan ikram edersen sen muhlis bir arkadaş göremeyeceksin. Bakın ekrem tehu kime dönüyor? Le'im. Le'imel kavmi olacak. Güzel anlaşıldı bu şeyde. Aynen zürtehu haysuma da bu da şart edatı yine er-ravda diye gelecek. Evet. Da ismen meşgulen anhu fil mekanil hali. Hocam şey, hasmaya nasıl anlam veriyordu? Her nerede olursanız. Her nerede olursanız manasında. Ma orada kafedir. Amelini engelliyor. Hayısı normalde cümleden sonraya gelir. Bu şekilde şart edatını çeviriyor. Şart edatına dönüştürüyor. Her nerede olursanız manasında. Evet. Da ismen meşgulen anhu, bir tane meşgul an isim koyacağız. Bu en baştaki isme meşgul an diyordu. Fil mekanı hali, boş mekanı. Ve beyyum ma yecbu refu ma yecbu nasbu ve ma yecbu fil emrani ma zikril esbab. Yani sebebini belli ederek ne yapacağız? Ekleyeceğiz. Mesela izayı görüyoruz. İzayı görünce otomatikman ne diyeceğiz? Ha nasbu vacip olacak diyeceğiz. Sen iddehartehu biriktirirsen nefa'ake, ondan faydalanırsın. Tabi çok kolay, ne biriktirirsen faydalanırsın. İlim diyelim biz. Mal demeyelim. Ne izel ilme izel ilme iddehartehu. Eğer ilmi biriktirirsen nefa'ke, sana fayda verir. Muhtemelen malı kastediyor ama biz ilim diyelim. Evet. Burada ne olacak? Nasbı vacip olacak izadan dolayı. Evet. Ella. Evet. Hayli hocam. Amiltehu. Çalışmaz mısın? Neye çalışmaz mısın? Dersin. Ya amile olmaz. O derese olur Arapçada. Amile iş çalışma anlamında. Ha. Ne için çalışma olur? Ella. Ella mesela sınaate diyeceğim de müennes olacak. Sınaa diyelim, önemli değil. Amilteha diyelim hadi. Ne olur o zaman hükmü? Esna
ne olur? Sına'a T olacak değil mi? Çünkü ella E orada istifham edatıdır. İstifham edatı. O yüzden de nedir? Ela diye geldiği için istifham edatı fiil geliyorsa ona has oluyor. Evet. Bir sonraki. Sahibetehu Lestefette İstifade edemez. İstifade edersin. Şayet sahibi olsaydı mı? Onun arkadaşı olsaydı, yani o kız için söylüyor kadın. Ha. O kadının arkadaşı olsaydı o müzekker kişi, o istifade ederdi minhu, ondan istifade ederdi. Yani o bayan, o erkeğin arkadaşı o... Efendim? El muallim desem. El muallim olabilir. Evet, el muallimu mu, muallime mi? Şimdi hocam bir bunu yaptık, muallimu dedik de ortada Mevla'ya. Örneğin var. Çünkü buna sadalet hakkı var hocam Mevla'nın. Sadalet hakkı olduğundan dolayı da geriye dönemiyor. Muallim o. Aynen öyle Levla. Çok güzel. Bu kadar. Evet. İza. İza yukarıdakinin aynısı. O yüzden gerek yok. Yaptık zaten. Hel rakiptehu diyelim. Hel mesela. Burada ne olur? Bunun da sadalet hakkı. Bak bindim mi? Ne diyelim mesela? El bas diyelim. Bas hel rakiptehu. Yine sadalet hakkı olduğu için el bas su diye gelecek. Güzel. Ella aglaktehu da aynı. Karşısında yapmış zaten. İn. İn izanın aynısı. Ataytehu şükren. Ataytehu. Evet, sana verirse, ne verirse, sen verirsen ona şeker aleke, sana teşekkür eder. Sen ona verirsen o da sana teşekkür eder. Ne verirsen? Hayır, ne verirsen? Hu olmayacak mı? Ona ne? Verirsen. Yok, ataytehu, onu verirsen. Ona verirsen, ne? Ha, ona verirsen. Doğru, aynen. O sana teşekkür eder. Kime verirsen? Es-sail, el-fakir. Es-sail. Peki es-sailu mu, es-saile mi? Şart edat olduğu için fiile has es-saile. Çok güzel. Bu kadar bak. Çöz, açıldınız biraz. Evet. Men de'ahu bihi nasarahu. Bu meninde men de'ahu yine sadalet hakkı var değil mi hocam? Menim var. O zaman ne gelecek başına gelen edat? El-Kur'an'ı müptela olacak. Çünkü bağlantı kuramıyor. Heh, çünkü öncesinde amel edemiyor. Güzel. Dokuzuncusu E. İşteraytehu. Sen satın aldın. Mesela el-Efakihe desek müennes oluyor. Et-Tuffah diyelim. Et-Tuffahu mu Tuffahe mi Aile Hoca? Et-Tuffahe hocam. Değil mi? Çünkü fiil geldi. İstifham edatı ona has olacak fiil geldiğinde. Evet, evet burada sen onu her nerede görürsen onu fe'azzimhu, bak onu büyüt. Her nerede onu görürsen, yine geldi haythuma, onu ne yap? Onu büyükle. Yani onu büyük olarak kabul et yani. Ne gelecek buraya? Onu görürsen. Kim mesela? Mesela ismen nebi diyelim. Allah Resulü'nün adını görürsen diyelim. Gerçi izlemek, görmek değil ama olsun öyle diyelim. Neyse. Evet. Maksat vakit kaybetme. İsmi mi, isme mi? Şimdi haythuma ortada geldi. Az önce bunu Hasuma fiile has şeylerdendi. Ama başta olduğunda şart edatıydı. Burada öncesiyle amel etmeyi engelliyor. O yüzden ne olacak? Engelliyorsa müpteda olacak. İsmu. Müpteda olacak. Aynen. Evet. Bir sonraki. La taqilhu. Bu takıl emir mi bu hocam? Bu emir. Emir olunca ne oluyordu? O zaman şey olacak hocam. La teqillehu ne olur? Nasb olacak. İki vecihte caizdi, nasb-ı efdaldi. Değil mi? Evet, nasb daha ağır basıyordu. Aynen öyle. Çok güzel. İn geldi. İn yukarıda yaptık zaten. Aynısı. Ne olacak? Mansup bir şey. Mansup olacak. Anlaşıldı. Darihi demiş. Ortada bir şey yok. Bu nasıl oldu? Ha ha, özür dilerim. Bu fiil cümlesi. Emir. Darihi. Emir. Aynen. Nasb gelecek. Ne olacak o zaman? Kelime nasb gelmesi eftal iki vecihte caiz yani. Evet. Ehtakirhu.
ahtakiruhu. Bu da emir olamaz çünkü hemzeyi katı yapmış. O zaman muhtemelen bu emir emir veya da olabilir veya da emir değil. Normal şey cümlesi, fiil cümlesi. Ben onu küçümsüyorum. Ne gelir burada? Zeyd diyeceğiz mesela. Ne olur? Zeydün mü, Zeyden mi? Elif olduğu için Zeyden. Hayır, Zeydün. Ehtekir ene yani. Ha, ene manasında. Normal, zahir olan yani. Zahir olan ne dedik her zaman? Mübtede haber. Burada ehtekirü normal cümle gelmiş yani. Ben küçümsüyorum. Zeydün ehtekirühü. Onu küçümsüyorum manasında. Evet, lev geldi. Levi yukarıda yapmıştık yine. Meta var. Meta'da ne oluyordu? Yine öncesine ne yapıyordu? Engel oluyordu. O yüzden yapamıyordu. Evet, burada da refi vacip oluyordu. Ta'kulle edatı min edevatı atiyeli ve hiye in iza eşşartiyele. Bunlara in iza eşşartiye koy demiş. Yani cümle olarak kullan demiş. Cümleleri yapmıyoruz. Uzun vakit alıyor. Zaten bayağı uzattık. Evet, izanın fikül cümleti minel cümel ati. Aşağıdaki cümlelerde izanın çeşitlerini söyleyin. Yani şey midir, şartiye midir, yoksa şey izafü caiye midir, o tarzda yani. Ve mevka'l ismillezi, ve başka neyi söyleyin? Neyi beyan edin? Elhamdülillah. Evet. Ve mevka'l ismillezi, yerhamkumullah, yettinatikumullah. Ve mevka'l ismillezi, ba'deha minel i'rab. Evet, i'rab'dan sonra gelen ismi de ne yapın? Mevkiini söyleyin yani. وَذْكُرْ فِي اَيَّ هَذِي لَمْسِلَةِ يَكُونُ الْاِشْتِغَالِ. Evet. اِذَا الرَّجُلْ صَاحِبَتَهُ. Evet, bu gelmiş, geçmişti herhalde. اِذَا الرَّجُلْ زَيْد demiştik. صَاحِبَتَهُ onun صَاحِبَتَهُ فَاَخْتَبِرْهُ. Ne olacak? اِذَا الرَّجُلُ صَاحِبَتَهُ İdar racülü ama şey fiil nerede, ben onu fehtebirhu onu racülü özür dilerim, ha tamam ben yanlış okudum işte, siz de peki siz yapın bakayım o zaman, söyleyin nasıl yapacaksınız, benim kafama takılan şeyi siz gördünüz mü, onu merak ettim. Evet hocam, imzadan sonra fiil gelmedi tamam mantıken. Nerede fiil burada? Fiil yok işte, ihtimal var. Nasıl yani? Fiili takdir edebiliyoruz yani. Ne takdir edeceğiz? Nerede fiil? Onu diyor. Eğer racül ihtebir, sahibine ihtebir, sahibi racüle ihtebir ederse fe ihtebirhu. Ona ihtebir etsin. İhtebir ne demekti hocam? İhtebere denemek yani şey. İhtibar diyoruz ya, imtihan yani. Çok da saçma bir manam oldu. Evet, saçma oldu. Burada ben daha demin onu yaptım. Yanlış okudum cümleyi. Sahibetehu dedim. Diyorum ki izah şart edatı burada. Nerede fiil cümlesi nerede? Fiili şart yok ki ortada dedim. Çünkü isim diye okurdum. Sahibet, sahibtehu demek bu. Sahibeyi, sahibu. Yani. Musahibet fiil çünkü bu. O yüzden dedim, dikkatini çekecek mi? Sahibtehu. Eğer sen ona müsahibet edersen, yani ona arkadaşlık edersen, onunla beraber olursan, fehtabir onu imtihan et. Burada ne olacak? İza sahib terracule demektir. Nasfı vaciptir izanın. Evet. Burada sadece dediğim gibi anlam değil. Bak bu kaçıncı örnek geçti böyle, ama yani sadece nahiv değil. Anlama önem vermek, cümleyi anlamak. Bunları da oturtturmuş oluyorsun. O yüzden bu sorular çok önemli, ama tabii böyle hazırlanmadan geldiğinizde emin olun faydası %10'u bulursa oturun şükür namazı kılın yani. Evet. Va'adte fe izâ mevâidüke mevâidüke izâf-ı câiden sonra gelmiş hocam. O yüzden evet. Aynen öyle değil mi? Nereden anladık izâf-ı câiden sonra? Fücai olduğunu nasıl anladık? Ortada geldi. Heh, değil mi? Bir kere bak çok güzel. Sonra... Aile hocam çok güzel. Değil mi? İzâf-ı câiden en önemli şeyi cümle başında gelmez. İza fucaiye asla cümle başında gelmez. İza şart edatı da hep cümle başında gelir. Ancak bu cümle dikkat edin, bazen haber cümlesi olur. Yani müptedadan sonra gelir. Ama yine cümle başındadır. Ama iza fucaiye de asla cümle başında gelmez. Bunun gibi hep öncesinde bir şey gelir. Ve iza şeyden sonra, şart edatı olan izadan sonra fiil görürsünüz. İza fucaiye'den sonra gördüğünüz gibi bakın fiil yok burada. Evet. İsim.
Mesela ne diyor? Ben sen diyor bana vaat ettin. Bir de baktım ki senin vaatlerin meğer Urkubların vaatleri gibiymiş. Urkub ne demekse altta almış herhalde. Araplardan bir topluluk herhalde. Yani onlar hep yalan söylermiş yani. Çok yalanla meşhurlar. Onların vaadine benziyor diyor yani. Sahtekarların. Evet. Bu Ayla Hoca, şey Zeynep Hocam. İzel hediyete, yani İzel gördüğünden dolayı nasıl okuyorum da, dehalte, dehalet olacak değil mi? Dehalet. Dehalet minel babi, haracetil emanet, minel, minel küvvet gibi, kevvet. Eğer hediye kapıdan girerse, emanet bacadan çıkar mı? Onun gibi aynen bacadan çıkar demek yani. Emanet bacadan çıkar yani. Kapıdan şart, çok güzel şart olduğu için şey zaten el hediyete vaciptir. Güzel. Gelelim 5. İstamille faalati. Aşağıdaki fiilleri kullanın. Merrate ma'a ismi meşgule. Bazen meşgul anla birlikte kullanın. Vacibin nasb olarak ve merrate ma'a ismi vacibin ref olarak isimle kullanın. Bu cümle olarak kurun diyor. Biz cümle zaten vakit alıyor bize. Hani o yüzden bunu yapamayacağız yani. Vakit aldığı için. Çünkü uzun süre düşünmeye sebebiyet veriyor. Bayağı uzattık. İc'al kulle ismin minel esmâli âti. Aşağıdaki isimlerden biri meşgul an. Ya bu da yine cümle. Yani bunları normal şey içerisinde kullanacağız. Bazen nasb olarak, bazen ref olarak mesela. Bu şekilde ne yapacağız? İfade etmemizi istiyor yani. Evet. Mesela vacip ödev demek. Ödevle alakalı ne kullanırsın? El vacibu diyorsunuz mesela. El vacibu İltezim bihi diyorsun mesela. Ödevine bağlı ol, bağlı ol. O zaman ne olacak? El vaci be, değil mi? Vacibi eftaldir. İki vecih de caizdir ama emir geldiği için haber, haberin emir gelmesi azdır. O yüzden el vacibe diyoruz. Ama desem ki izel vacibe iltezemtehu ve iltezemte bihi tencah mesela desem. Ne olur o zaman? Nasb olacak değil mi? O zaman nasb-ı vacip olacak yani. Desek mesela şeyin diyelim el vacip diyelim اِذَا قُمْتَ بِهِ نَجَحْتَ. Ne olur? Refi vacip olur o zaman da amel edemeyeceğiz. Bunun gibi cümle kur diyor. Buna şu anda şey olduğu için bir şey diyemedi. Evet. Leytema Muhammeden kavle. Evet, bu kolay bir soru. Fekeyfe tu'ra Muhammed. Muhammed kelimesi burada nasıl iraplanır? Muhammeden diye gelmiş. Kabeltehu diyor ya. Leytema. Bunu çözdük yukarıda. Ne demiştik buna? Zaten şeyi getirmiş hocam. Elif-i Masuk. O zaman ne olacak? Niye İştigal üzerine. Oradaki... İştigal üzerine mansup İştigal olacak. İştigal üstüne mansup. Evet. Leytema. İştigal üzerine mansup olmayacak şey tabii ki. Yukarıda söylemiştik bunu açıkladık. Leyte demiştik. Hı-hı. Ma gelse bile isme has olmaya devam ediyor demiştik. Merfu olacak demiştik. Ama burada Muhammeden demiştim diye getirmiş. Nasıl olacak? Biz merfu olacak demiştik. Biz vacip demiştik. Ne dedin? Ayla hocam ne dediniz? Amelini yok etmiyor muydu? Ma ameli yok ediyor. Ayla hocam bir şey dedi, ne dedi? Ben de onu diyecektim. Amelini yok ediyor diye de. Evet. Ama ne demiştik biz yukarıda? Ma diğerlerin hepsinde amelini yok ediyor. Çünkü ismi olan hususiyetini aldığı için. Ama leytede ise devam ediyor bu hususiyet. O yüzden leytenin amel etmesi de etmemesi de caizdir. Ma gelirse. Hayır. Evet. Bak bu konuyu mesela unutmuşsun. Evet, Leyte'nin ismi olmuş oluyor. Evet. Bunu unutabilirsiniz. Konu uzun çünkü. Ama yakın konuyu unutma hakkınız yok. Ama uzun konuyu unutabilirsiniz. Sorun yok. Yine cümle kur demiş. Önemli değil. Evet, bu İrab. İrab önemli. Bakın, İzel meridu zurtehu fe hafif. Eğer hastayı ziyaret edersen hafif ziyaret et yani. Uzatma. İza ne olur? Zarfun lima yestekvelu minez zaman. Hafidun li şartihi mansubun bi cevabihi. Mebdiyun alel sükun fi mahalli nasbin zarfu zaman diyoruz burada. Yani kendisinden sonra gelen cümle onun muzafileyhi oluyor. Ve haberiyle de ne olmuş oluyor?
nasb olmuş oluyor. Onunla müteallik oluyor. İza söyledik bunu. Fihi mana şart. İza bazen zaman manası her zaman ifade eder. Ama şart manası her zaman ifade etmez. El merid nedir? Mef'ul bihi li fi'lin mahzuf vücuben burada. Niye? Çünkü merid ne diyeceğiz? Mansubun alel iştigal. İştigal üzerine mansubdur veya mef'ul bihi li fi'lin mahzuf vücuben de diyebiliriz. Peki nereden anlıyoruz bu fiili? Yufessiruhu ma ba'dahu. Ma ba'di onu tefsir ediyor. Yani buzurtuhu ne yapıyor? Tefsir ettiği için onun hazfi vacip oldu. Evet. Zürtehu ne olmuş oluyor burada? Zürtehu. Cümle müfessire. Cümle müfessire olduğu zaman ne oluyor? La mahalle leha minel i'rab. İrab'da mahalli yoktur. Cümle olarak İrab'da mahalli yok çünkü cümle müfessire. Cümle müfessirelerin İrab'da mahalli yok. Ama normal fiil olarak zürte fiili muzari, değil mi? Fiili mazi mebniyün ale sükun littisali bi damirin ref. Ettuf damir muttasıl mebniyün fi mahalle refin failun hu damir muttasıl mebniyün fi mahalle nasfin meful bihi. Fehaffi fa nedir? Vakatun fi cevabi şart. Şartın cevabına geldi çünkü emir geldi. İsmiyetun talebiyetun ve bi camidi talebi geldi. Haffi fi'li emrin mebniyün ale sükun. Ve hadihi cümle fi mahalle, tabi hadihi cümle ne mahallinde bu cümle? Bu cümle cer mahallinde. Yani bu cümle cer mahallinde. Zürtuhu, zürtel merid cer mahallinde. Bu cümlenin İrab'da mahalli yok. Müfessire bu. Ve hafif komple nedir? La mahalle leha minel i'rab. Niye? Çünkü yennehu cevabı şartıl gayril cazimi. Cezmetmeyen şartın cevabı da İrab'da mahalli yoktur. Evet. Bu şekilde irabını yaptık. Şimdi aşağıda siz örneğini yapın. Ennasu buraya bakalım. Bakın burada da ennasu demek vaciptir. Çünkü in öne geçme hakkı olan edatlardan ma badi ma kablinde amel edemez. İn tuamilhum ta'rifhum. Evet insanlar sen onlarla muamele ettiğinde onları tanırsın. Ennas nedir? Burada mübtede merfu'un ve alameti ref'at dammeti zahireti fi ahri in edatü şart harfuttur çünkü. O yüzden la mahalle la minel i'rab. Edat şartul cazim. Edatü şartin cazimin diye yapacağız. Yani edatü şartin cazim cezmeden edattır. Yani edatü şartin cazimun diye yapacağız. Ve harfü şartin cazimun diye yapacağız. Tuamilhum fi'lu mudari'un meczumun meczumun bi'in. Diyennehu fi'lu şart. Söyledik. Hum diyeceğiz. Hum tuamilhum ve fa'ilhu damirun müstetirun vücuben takdiruhu entehum damirun muttasılun mebniyun fi mahalli nasfin meful bihi. Ta'rifhum, ta'rif fi'lun mudari'un meczumun, yine meczumdur. Neden dolayı meczumdur? Yenehu cevabı şart. Yenehu cevabı şart. Hum damirun muttasılun mebniyun fi mahalli nasfin meful bihi ve fa'ilhu damirun müstetirun vücuben takdiruhu ente. Bu şekilde İrabını yaptı. Şimdi bunlardan siz yapın. Evet birincisi. Aile hocam. Hella kavlen ma'rufen kultehu. Bu siz bu hellaları biliyordunuz. Geçen cevap verdiniz. Evet. Harfi tahdiddi değil mi hocam? Evet. Hella harfi tahdiddir. Harf olduğu için İrab'da mahalli yok değil mi? Güzel. Kavlen. Harfi tahdid mebniyün ale sükun. Kavlen. Ne olur kavlen? Bu hellaların harfi tahditlerin özelliği neydi? Hurufu tahdit. Bunlar neye hastı? Fiile hastı. Fiile hastı. O zaman kavlen ne olacak? Fiili mazi mi diyeceğiz o zaman? Kavlene mi diyeceğiz fiili mazi? Kavlen. Ay yok ya bu şey fiil değil mi ki? Ha yani ne olacak o zaman bu? Ma kablinde bir ne takdir edeceğiz? Şey olacak. Fiil mahsus bir fiil takdir edeceğiz. Evet. Bu da şey olacak. Ne diyorduk onun irabını hocam? İştigal diyoruz veya mef'ul bihi. Mansubun alel iştigal de diyebilirsiniz veya mef'ul bihi. Mansubun li fi'lin mahzuf. Mansubun alel iştigal diyelim. Tamam. Diğerini de söyleyin. Alışın. Ne, nasıl söyleyecektik? Yukarıda yaptık irabını. Biraz önce yine söyledim. Mef'ul bihi li fi'lin mef'ul bihi li fi'lin mahzufin vücuben. Mef'ul bihi li fi'lin mahzufin vücuben. Mahzufin vücuben. Evet. Ma'rufen ne olacak? Ma'rufen na'tun li kavl
نعت منصوب 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 وعلامة نصب الفتح الظاهر في آخره قلته قلت فعل مضارع فعل مضارع مبني على السكون لاتصال بضمير الرفع تو ضمير متصل مبني في محل رفع هو ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به وهذه الجملة قلته لا محل لها من الإعراب لأنها جملة مفسرة. Evet, bir sonrakini yapın Aylo hocam. El muallimu. Anlamı neydi hocam? Bu helal cümlelerin. Ne olur Aylo hocam bunun anlamı? Siz bunu biliyorsunuz. Maziye gelince ne oluyordu? Takdiri hella kulte kavlen ma'rufen. Maziye gelince kınama oluyordu. Heh, kınama değil mi? Ne diyor yani? Yani doğru bir söz söylemez misin? Yani nasıl doğru bir söz söylemedin? Yazıklar olsun sana. İnsan bir doğru güzel bir söz söyler gibi. Evet. Evet. Aylo hocam bir sonraki. El-Muallimu Mürteda merfu alameti refi edatu zahira. Evet. Ben edatu şart değil mi? Şart edatı. Şart edatı güzel. Mebdiyyun el-sükun fi mahalli. Benim mahalli oluyor. İki tane var. Ya meful bihi olacak ya da mübteda. Ne olur burada? Burada mübteda oluyor değil mi? Niye? Çünkü yuazzimhu zaten almış mefulünü. Mefulünü alırsa ne oluyordu? Ha, eğer evet. Fiil müteaddi gelir mefulünü alırsa men mübteda oluyor. Dolayısıyla mübteda'in sani ikinci mübteda bu. Muallim mübteda bu da ikinci mübteda. Yani bu da mübteda haber cümlesi gelecek demek ki. Bu komple mübteda haber cümlesi de bu birinci mübtedanın haberi olacak. Evet yuazzimhu ne olur? Evet, bimen, güzel. Fi fi'lu şart diyeceğiz. Zamirun muttasilu mebniyun fi mahalli nasb lehnehu ne'umri. Evet, failuhu. Failuhu damirun. Damirun. Zamirun müstetirun. Zamirun müstetirun cevazan takdiruhu kule. Evet, yuflih. Yuflih fi'lu zari'un meczunun bime cevabı şart, evet. Failuhu. Failuhu zamirun müstetirun cevaza takdiruhu kule. Peki hadihil cümle komple men yuazzimu yuflih cümlesi İrab'da mahalli var mı? Fi mahalli ref haber. Fi mahalli ref haber, güzel. El vatanu, evet. Aylo hoca, Zeynep hocam. Yapayım hocam. El vatanı uktuhu mübtede'un merfu'un ayettan uktum fi'lun fi'lu emri mebniyün alesükün fa'iluhu zamirun müstetirun vücuben mi cevazen mi? Vücuben takdiruhu ente ha zamirun muttasilun mebniyun fi mahalin nas el cümle fi'liye fi mahadiri haber. Doğru mu yaptı sizce Zeynep Hoca? Uktum hocam emir ya. Evet. Mansup da olabilir. Mansup daha eftaldi değil mi? Mansup daha eftaldi. Çünkü emir evet. Gelmesi haberin daha az. O yüzden el vatane diye yapacaktık. El vatane diye yapsak evet onu yapalım. El vatane deyince vatane kelimesinin irabı değişiyor. El vatane mansubun alel iştigal ya da mef'ulün bi li fiilin mahsufin. Güzel. Vücuben diyeceğim. Vücuben. Evet güzel. Evet. İşrahil beyteni ateyni ve arif saniye. Cümleler açıktı demiş. Bu zaten çok yaptı. İzâ ente lem te'arif li nefsike hakkaha hevânen biha kâned alen nâse ehvenâ fe nefseke ekrimha. İşte bizden burayı istiyor. Fe nefse ve ekri. Yani izâ lem te'arif li nefsike. Eğer sen nefsini bilmezsen, kendini hani bilmezsen, onun hakkını vermezsen onu küçümseyerek o zaman ne olur? İnsanlar seni daha da çok küçümserler. O yüzden sen nefsine ikram et. Onun meskeni olmadığında da daraldığında
Sen ne yaptır? Ona ehemmiyet göster ve onun için bir mesken edin. Diye ver. Burada fenefseke ekrimha. Burada iza ente lem ta'rif, aslında ben hepsinin irabını yapalım diyeceğim ama vaktimiz çok azaldı. Entenin burada irabı ne olur? İştigal mahallinde mi oldu hocam? İştigal mahallinde olabilmesi için bir kere orada geriye dönen bir zamir olacak. Bu iştigal örneği değil bu, değil mi? Ha, değil. Tabii, o ne olurdu öyle olması için? Burada en tarif hu gibi bir zamir olacaktı yani. Tabii bu da olmaz. Sen kendi kendini biliyorsun gibi ama. Yani mesela diyorum. Yani böyle olabilmesi için iştigal, her gördüğünüzde iştigal demeyin. İzadan sonra gider. Mesela izeş şemsu kuvviret. İştigal midir bu? İzeş şemsu kuvviret değil mi? Bunların ayetlerini yaptık mesela. Kuvviret iştigalle alakası var mı? Yok. Ne olurdu? Kuvviret ha diye bir şey gelseydi o geriye dönen zamir iştigalin sureti olurdu ama iştigal yok. İştigal şurada var. Ekrim ha nefseye dönüyor. Bu ente ne olur? İza. Hatırlıyor musunuz? Kufiyun ne diyordu buna enteye? Müpteda diyordu. Lem tarif haber. Ama Basriyun demiyordu. İza'ya diyordu. Ne gelmek zorunda? Fiil gelecek. Bize dedik iza fiile has dedik. Ne olacak o zaman izadan sonra? Fiil takdir edeceğiz. Fiil takdir edersek entenin irabı ne olur? Ne fiil takdir edeceğiz? Ne olur irabı? Yani sen şunu yaparsan gibi bir şey olur. İza lem tarif ente. Ne olur o zaman ente? Tekit olur hocam. Ne? Tekit olur. Tekit olur değil mi? İza lem tarif ente şeklinde gelirse hocalarım tekit olur. Niye? Çünkü biz ne dedik? Zamir eğer ki fail geliyorsa faili belli zaten. İza lem tarif. Faili vücuben müstetir. Burada bunu takdir ediyorsak bu şekilde ente diye gelirse bu nedir? Sadece tekittir. Bu bizim konumuzla alakalı değil. Göstermek için söyledim. Bizim konumuzla alakalı kısmı izanın fiillere has olması. Asıl bizimki şurası. Fe nefseke ekrimha. Ne olacak burada bunun irabı? Fe nefseke mi fe nefsuke mi? Nefseke. Nefseke neden? Az önceki örnekteki gibi hocam. Emir geldi. Emir geldiği için haberin emir gelmesi azdır. O yüzden nefseke geldi. Hükmü nedir peki? Ve vücubu nasb mıdır? Cevazül emreyn midir? Tercihi nasb. Değil mi? Tercihi nasb. Bu nasbın tercih edildiği yerdir. Çünkü emir cümlesinin az gelmesinden ötürü. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimel hakim ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.